Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız halen devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başta Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yöneticileri, milletvekilleri, memleketimizin dört bir yanını dolaşmaya devam ettik. Sayın Genel Başkanımız Sinop ve ilçelerindeydi. Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı Yalova'daydı. Bir kısmı Karabük'teydi. Bir kısmı da Kars'taydı. Bir kısmımız da Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Malatya ve Adıyaman'daydık. Gittiğimiz yerlerde milletimizin dertlerinin, sıkıntılarının artık dayanılmaz hale geldiğini ve milletimizin mübarek Ramazan ayına hak etmediği bir mutsuzluk, çaresizlik duygusu içinde girdiğini gördük. Erdoğan şahsım hükümetinin gündemiyle milletimizin gündemi tamamen farklı. Saray milletimizin halini görmüyor feryadını duymuyor. Salgın tsunamisi, yetersiz destekler, çığ gibi büyüyen işsizlik, mutfakları kavuran yangın, ailelerde ve evlerde kaybolan huzur, vatandaşlarımızın artan gelecek kaygısı milletimize darbe üstüne darbe vuruyor. Bu darbelerin sorumlusu olan Erdoğan şahsım hükümeti ise muhalefete ağır hakaretler ederek suçunu ve sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor. Devleti yönetmeyi bırakmışlar. Türlü kumpaslarla algıyı yönetmeye uğraşıyorlar. Bu kavgacı, darbeci şahsım hükümetinin elinde milletimiz neşesini kaybetti. Heyecanını kaybetti. Aşını kaybetti, işini kaybetti. Ülkemizin geleceği, gençlerimiz umudunu kaybetti ve en acısı milletimiz sevdiklerini kaybediyor. Bilimle ve akılla kavgalı Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye'yi küresel salgının yeni merkez üssü yaptı. Nüfusuna oranla yeni vaka sayılarına bakıldığında ülkeler arasında başa güreşiyoruz. Salgın milletimizi ezip geçiyor. Günlük vaka sayıları 50-55 bin civarına yerleşti. Her gün yaklaşık 250 vatandaşımızı, 250 canımızı kaybediyoruz. Vefat, ağır hasta oranları maalesef rekor kırıyor. Hastanelerde her 100 ağır hastadan neredeyse onunu artık yitirmeye başladık. Salgının başından beri bu oranları ilk kez görüyoruz. Ve işin kötüsü yakın çevremizden vefat rakamlarının karaltılmaya başlandığını da duyuyoruz. Dün Sayın Genel Başkanımız yoğun bakım doktorlarıyla bir toplantı yaptı. Hastanelerde yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Salgında üçüncü dalgayla karşı karşıyayız. İlk iki dalgayı sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleriyle göğüsledik. Bu son dalgayı yorgun bir sağlık ordusuyla karşılıyoruz ama onların yine de her türlü fedakarlığı yapacağını biliyoruz. İstanbul, Samsun, Yalova, Çanakkale gibi bazı illerimizde durumun şimdiden çok sıkıntılı olduğu söyleniyor. Hasta yakınlarımızın şikayetleri giderek artıyor. Vatandaşlarımız yoğun bakımlarda yer bulamıyoruz diye feryat ediyor. Durum böyleyken Sağlık Bakanı vaka sayılarındaki ciddi artışı sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef diyor. Önlemleri kim gevşetti Sayın Bakan? Bu acı tablonun sorumlusu kim? Siz bu sorulara cevap veremezsiniz. Cevabı biz verelim. Bu acı tablonun sorumlusu siyasi iflasının üstünü örtmek için lebale parti kongreleri yapan Erdoğan'dır. Sorumlu tedbirleri zamanında ve tam almayan, kendi koyduğu kurallara kendi uymayan Erdoğan'dır. Sorumlu gencecik kızlara maskeyi nizami takmadın diye ağır cezalar kestirirken AK Partili gençlerin kongrelerinde maskesiz deve güreşi yapmalarına ses çıkarmayan Erdoğan'dır sorumlu bilim kurulunu kendi siyasi ihtiraslarına dekor yapan Erdoğan'dır. Sorumlu aşıda tek kaynağa bağlı kalan ve tedarikinde geciken Erdoğan'dır ve tabii ki onun şahsi hükümetidir. AK Parti'nin büyük kongresini yapmasının üzerinden tam 18 gün geçti. Ve bu 18 günde aşısı yani çaresi olan bir virüs yüzünden 3477 yurttaşımızı kaybettik. Gittiğimiz yerlerde yurttaşlarımız anlattı. AK Parti kongresine otobüslerle gönderilen vatandaşlarımızın ilçelerine geri dönmeleriyle beraber vaka sayıları da patlamış. Aslında biz de lebalep dolu kapalı salonlarda kurultay yapmayı bilirdik. Ama biz her sorumlu idareci gibi milletimizin sağlığını düşündük kurultayımızı seyircisiz ve açık alanda yaptık. Kimsenin sağlığını riske atmak istemedik. Ama aynı ciddiyet ve sorumluluğu Erdoğan ve onun şahsı hükümeti gösteremedi. Göstermedi. Siyasi korkuları milletin can güvenliğinin önüne geçti. Değerli basın mensupları, dün Çinli yetkililer aşılarının etkinliğinin düşük olduğunu ve bunun bir sorun olduğunu açıkladılar. Çin aşılarını biz dahil 22 ülke kullanıyor. Bu aşılar için bugüne kadar Brezilya %50,4, Endonezya %65,3, Türkiye ise %83,5 etkinlik oranı açıkladı. Aşı bu salgına karşı halen elimizdeki en etkili silah. Sayın Genel Başkanımız ve sırası gelen tüm arkadaşlarımız gittiler. Çin aşılarını yaptırdılar. Önemli bir kısmı Çin aşılarını yaptırdı. Yurttaşlarımız da aşılarını mutlaka yaptırmalı. Ancak Çinli yetkililerinin dün yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın ve bugüne kadar görüş görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak, paylaşmaktan çekinen bilim kurulundan mutlaka açık, seçik, kapsamlı bir izahat bekliyoruz. Biz tek aşıya bağımlı kalmanın riskini gördüğümüz için aşı tedarikinde kaynak çeşitliliğinin gerektiğini ısrarla vurgulamıştık. Bugün bunun önemini görüyoruz işte. Bugün bilim kurulu toplanıyor. Bilim kurulu ne önerdi? Hükümet bunların hangilerini kabul etti? Tabii bunları yine öğrenemeyeceğiz. Çünkü salgının başında gündeme getirdiğimiz bilim kurulunun kendisinin bir sözcüsü olsun. Tavsiye edilen kararları da o açıklasın şeklindeki önerimizi Erdoğan şahsi hükümeti kulak arkası etti. Erdoğan şahsi hükümeti bugün bilim kurulunu siyasi ihtiraslarına dekor yapmıştır. Ramazan ayı başlıyor. Erdoğan şahsi hükümeti hangi kararları alacak? Bekliyoruz, göreceğiz. Ama eminiz ki milleti unutan bu hükümet bugüne kadar her zaman yaptığı gibi önce kendi ikbalini düşünecek. Kapanma kararını vatandaşın sağlığını düşündüğü için değil, ona öne aldığı için değil, turizm sezonunda az vaka kontrollü pandemi reklamıyla turist getirebilmek için alacak. Kapanma kararı alınırsa milletimiz canı ile cüzdanı arasına sıkışmasın, Ramazan'da yüzü gülsün diyerek ek bir destek verecek mi? Yani kapanma kararı yine doların yeşili için mi alınacak yoksa millet için mi alınacak hep beraber göreceğiz. Aslında Erdoğan'ın şahsı hükümetinin doların yeşilini çok sevdiğini biliyoruz. Ama bu ülkede milletin dolarının yeşilinin hesabını sormak, Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar doların akıbetini öğrenmeye çalışmak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oluyor. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, Türkiye'nin dört bir tarafına astırdığı bu afişler Erdoğan şahsım hükümetinin savcıları ve valileri tarafından toplatılıyor. Gerekçe cumhurbaşkanına hakaret. Savcılar ve valiler lep demeden leblebi nasıl da anlamış. Kayıp 128 milyar dolarla cumhurbaşkanına hakaret bağlantısını ne kadar çabuk kurabilmişler. Doğrusu biz de bunu merak ediyoruz. Türk Dil Kurumu'na göre hakaret kelimesinin iki anlamı var. İlki onur kırma, onura dokunma. İkincisi küçültücü söz veya davranış. Şimdi bu afişin neresinde onur kıracak, onura dokunacak küçültücü bir söz veya davranış var? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ve örgütlerimiz çok basit bir soru soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? E bu soruyu kime soruyoruz? Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan şahslı hükümetinin başına soruyoruz. Neden soruyoruz? Çünkü mevcut sistemde hükümetin ve yürütmenin başı o. Hançeresini yırta yırtaya Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben diye bağırdığını unutan var mı? Ekonomi sorumlusuna millet adına soru sormak ne zamandan beri Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu oldu? Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervleri Erdoğan'ın kendi parası değil. Bu döviz rezervleri 83 milyona yani milletimize ait. O rezervlerde tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Millete ait bu döviz rezervlerinin akıbetini sorgulamak ana muhalefet partisi olarak bizim görevimiz. Anayasa bize bu görevi veriyor. Siyasi partiler kanunu bize bu görevi veriyor. Erdoğan bugün savcıları ve valileri eliyle milli iradenin bize verdiği milletin hakkını arama görevini yerine getirmemizi engelliyor. Propaganda hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Damat kadar taş demokrasimizin ve hukuk devletimizin başına düşüyor. Böylece Erdoğan şahsım hükümeti sadece Merkez Bankası kasasına darbe yapmakla kalmıyor hukuka ve demokrasimize de darbe yapıyor. Bu darbe işinde 12 Eylül'ün darbeci generallerini bile solluyor. Milletimiz şunu der, ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Merkez Bankası daha önce de döviz sattı. Ne kadar sattığını, nasıl sattığını 20 Temmuz sivil darbesine kadar tek tek açıklıyordu. Sonra darbe oldu durdu. Bu ülkede Merkez Bankası 128 milyar dolar döviz satmış. Bu 128 milyar dolar hangi yöntemle satılmış? İhaleyle mi? Doğrudan müdahaleyle mi? Kaçtan satılmış? Kimlere satılmış? Biz bunları bilmiyoruz. Bunu kim öğrenmeye çalışsa başı saray hükü şahsı şah saray şahsım hükümetiyle derde giriyor. Merkez Bankası başkanını bile Millete neye mal olacağını bile bile görevden aldılar. Şimdi Merkez Bankası'nda mıntıka temizliği yapıyorlar. 1923'ten 2003'e kadar 80 yılda yapılan rafinerileri, demir çelik fabrikalarını, şeker fabrikalarını, limanları ve diğer tüm işletmeleri, tesisleri, eserleri 19 yılda 62 milyar dolara sattılar. Atamızdan, dedemizden kalan 80 yıllık birikimimizi 19 yılda yediler, bitirdiler. Yetmedi, dışarıdan borç aldılar. 19 yılda dış borcumuzu 320 milyar dolar arttırdılar. 130 milyar dolardan 450 milyar dolara çıkardılar. Ülkeyi borca batırdılar. Daha da yetmedi, milletin 128 milyar dolarını da 20 ayda buharlaştırdılar. Ben milletimize soruyorum 128 milyar dolar az para mı? Bugünden başlayarak Merkez Bankası'nın kasasına her ay 100 milyon dolar koyacağım deseniz, böyle para bir biriktireceğim deseniz bu 128 milyar doları biriktirmek için 1280 ay lazım. Yıla vurduğunuzda 107 yılda bu parayı ancak yeri, yerine koyamazsınız atalarımızın, dedelerimizin mirasını yiyip bitirirdiler. Şimdi çocuklarımızın, torunlarımızın, onların çocuklarının ve torunlarının omuzlarına korkunç bir yük yüklediler. Bu darbenin sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsım hükümeti. 2019'un başında Merkez Bankası'nın kasasında kısa vadeli, çok kısa vadeli borçlanmalar yani swaplar dahil Döviz borçlarını ayıkladığımızda net 54 milyar dolar rezerv vardı. Yani kasada döviz fazlası vardı, kasada döviz vardı. Bugün aynı kasa 45 milyar dolar açık veriyor. Yarın kapıya alacaklılar gelse kasada para yok. İşte bugün Türkiye dünyanın en kırılgan ekonomileri arasında başa güreşiyorsa sebebi tam da budur. Biz böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Darbeci Erdoğan şahsım hükümeti ne yaparsa yapsın biz milletimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. İktidara gelir gelmez de ilk işimiz bu 128 milyar doların akıbetini hukuk çerçevesinde sormak olacak. Milletin 128 milyar dolarını yok yere buhar edenler tüm salgın döneminde millete vere vere 52 milyar 720 milyon lira destek verebildi. Bunun da sadece 6,5 milyar lirası bütçeden. Geriye kalanı da işsizlik sigortası fonu. Ve tabii milletin yaptığı bağışlardan karşılandı. İban gönderip maskeyi dağıtamadılar. İban gönderip milletten para topladılar. Millete verilen tüm desteği bugünkü kurdan dolara çevirdiğimizde 6,5 milyar dolar yapar. Yani buharlaşan rezerv salgın döneminde millete bütçeden verilen doğrudan desteğin 20 katı esnaflarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, işsizlerimiz bu rezervin tek bir sentini dahi görmedi. E görselerdi bugün hiçbir vatandaşımız çaresizlik ve umutsuzluk girdamına kapılmaz, yaşamlarına son vermezdi. Pek çok vatandaşımızı virüs değil Şahsı hükümetinin ilgisizliği ve sahipsizlik yaşamdan koparıp aldı. Dün de İzmir'in Torbalı ilçesinden çok acı bir haber aldık. 46 yaşında üç çocuk babası bir çiftçimiz Basri Yıldırım yaşamına son verdi. Sebep ödeyemediği borçlar. Çiftçimiz tarlasını satmasına rağmen borçlarını ödeyememiş ve girdiği bunalım nedeniyle yaşamına son vermiş. Tüm dünya yurttaşlarını paraya boğdu. Erdoğan'ın şahsi hükümeti ise milleti borçla boğdu. Sarayın kibirlisi dün yine ekranlarda şişinerek çiftçinin elinde kalan patates ve soğan için talimat verdiğini ve bunun muhtaç bunun çiftçiden alınıp muhtaç ailelere dağıtılacağını söylüyor. Her şeyden önce demek ki bu ülkede bedava patates ve soğana muhtaç bu ülkede insanları bedava patates ve soğana muhtaç etmiş iki yıl önce soğan olmadığı için soğan depolarını basıp soğan üreticisine depo sahibiyle terörist muamelesi yapıyorlardı. İki yıl geçti. Şimdi soğan her yerde bol. Bu sefer de toprak mahsulleri ofisine bu soğanları aldırıyorlar. Aslında bunu yapın diye defalarca söyledik. Ama niye bu hale geliyoruz? Niye bu ülke bu halde? Çünkü Tarımda üretim planlaması yok. Ülkede planlama teşkilatı bırakmadılar ki kapattılar. Bu arada Sayın Erdoğan'a akşam yemeğinden sonra günaydın da diye demek lazım. Madem bu işler bir tane talimatla oluyordu. Keşke o talimatı vermek için bizim belediyelerimizin oyuna girmesini beklemeselerdi. Bizim belediyelerimiz üreticilerin elinde kalan patates ve soğanları kaç aydır alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Hem çiftçinin yüzünü güldürüyorlar hem de ihtiyaç sahibinin. Haftalardır söylüyoruz. Bu salgında iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Bu ülkede iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İktidara gelmeden iktidara yön verebilen, rota çizebilen dünyada kaç tane parti var? Hatırlayın emekliye dini bayramlarda ikramiye vereceğiz dedik. Seçimden önce. Bizi taklit ettiler. Emeklilere biner lira ikramiye dağıttılar. Ne zaman? Üç yıl önce. Genel başkanımız bu ikramiyeler üç yıldır artmıyor. Hep bin lira oldu. Yerinde sayıyor. Bu ikramiyeleri enflasyon kadar arttırın ve en az 1500 beş yüz lira yapın dedi. Dün Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon nispetinde artış yapılacağını İlk ikramiyenin de Mayıs ayında ödeneceğini söylemek zorunda kaldı. Şimdi bakıyorum bir tartışma var. Yok yüzde sekiz mi olsun, yüzde üç mü olsun, yüzde on mi olsun? Üç yıllık enflasyon yüzde elli. Sayın Erdoğan, eğer yüzde ellinin altında arttırırsanız, emekliğinin ikramiyesini enflasyona ezdirmiş olursunuz. Tüm emeklilerimiz, emeklilerimize 1500 liralık emekli ikramiyesi şimdiden helali hoş olsun. Bunun altındaki hiçbir rakamı da kabul etmesinler. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmeden emeklilere bu hakları hükümeti zorlayarak sağlamıştı. İktidara geldiğimizde de emeklilerimizin refah artı, emeklilerimize refah artışından pay vermek yine bizim boynumuzun borcudur. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek de bizim boynumuzun borcudur. Daha önce söz verdiğimiz çeşitli meslek gruplarına 3600 ek göstergeyi vermek de bizim boynumuzun borcudur. Değerli basın mensupları. Bugün Şubat ayı iş gücü ve istihdam verileri açıklandı. Yeni verilerle iş gücü piyasasına ilişkin bazı bilgilere ulaşmak artık güçleşti. Ancak gerçek işsizliğin söylendiğinden çok daha fazla olduğunu da TÜİK kabullenmek zorunda kaldı. TÜİK gerçekten işsiz olanlara işsiz diyememiş. Onun yerine atıl iş gücü demiş. Haftada 40 saatten az çalışan ama bir işi var, var, görünenleri çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanları da içeren gerçek işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 918 bin kişi artarak 10 milyon 219 bin kişiye çıkmış. TÜİK bu rakamları nedense kendisi açıklamıyor. Ama verdiği oranlardan bunları biz hesaplamak zorunda kalıyoruz. Rakamlara bu kadar takla attırmaya, gerçekleri bu kadar karartmaya ne gerek var? Eğer oran veriyorsanız o oranların altındaki rakamları da gizlemeyin. Bizi de boş yere yormayın. Yine karartılan verilerden gerçekten çalışan sayısını yani haftada 40 saatten fazla çalışanların sayısını hesapladığımızda felaket bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten işi olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azalmış. Yani 1 milyon 254 bin kişi işini kaybetmiş. Çalışanların sayısı 25 milyon 86 bine inmiş. Genç işsizliği ise ülkemizin kanayan yarası her yüz gençten 27'si işsiz. Dörtte birinden fazlası. Bu rakam tüm Şubat ayları itibariyle en yüksek genç işsizlik oranı. Türkiye'de işsizlerimiz iş bulamıyor. Iş bulanda düşük ücretle sunanıyor. Saray Sosyetesi bürokratlarına 3 ayrı yerden 85 bin lira aylık maaş verirken bugün 10 milyon yurttaşımız asgari ücret civarında bir ücrete yani 2825 liraya talim ediyor. Bir yerde 80 bin bir yerde 2000. Milletin çocuğu çalışacak tek bir iş bulamazken sarayın beslemelerine tam 41 yönetim kurulu üyeliği tahsis edilmiş. Bebek mamalarına alan takılan, gramla peynir alınan, taneyle domates satılan ülkemde ÖTV'siz 5 milyon liralık Mercedesler Saraya birer birer de değil, çifter çifter alınıyor. Ne diyor atalarımız? Aç doyar, aç gözlü doymaz. Saray sosyetesinin büro elemanları, burunlarına pudra şekeri çekerken, şoförleri, danışmanları, paraların altında ezilirken, milletin çoluğu, çocuğu, işsizliğin, umutsuzluğun, açlığın altında eziliyor. E milletimiz de haklı olarak soruyor. Büro elemanları, danışmanlar, şoförler, bunları götürdüyse bunu, bunu bu büronun sahipleri acaba neleri götürdü götürüyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Utancı gidenin kalbi de kararırmış. Zulüm daima servet ve nimet şımarıklığıyla beraber gelirmiş. Saray sosyetesinin de kalbi karardı, şımardıkça zulümleri de arttı. Peki bu zulmün sorumlusu kim? Elbette Erdoğan şahsı hükümeti. Ama Yavuz Hırsız maşallah ev sahibini bastırmaya çalışıyor. Erdoğan milletin iradesine, aşına, işine, neşesine, geleceğine, hukuka, adalete ve tüm kurumlara darbe üstüne darbe yapıyor. Sonra da kalp hastası, kanser hastası, ciddi sağlık sorunları olan belli yaşa gelmiş amirallerden darbeci çıkarmaya çalışarak milletin aklıyla alay etmeye kalkıyor. Allah'tan bu gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi iyi bir huyu var. Bu son yalanlarının ömrü bir hafta bile sürmedi. Emekli amirallerin duyurusunu basına sızdıran hükümete yakın bir gazeteci, bu duyurunun yayınlanmadan önce Erdoğan'ın bir bakanın elinde olduğunu itiraf etti. Amiraller de bu açıklamanın başına bildiri kelimesini kendilerinin koymadığını söylediler. Anlaşılan emekli amirallerin açıklamasına bir muhtıra görünümü vermek için bir el sabahlara kadar uğraşmış. Ortada ucu sarayın dehlizlerine çıkan FETÖ tarzı bir kumpas olduğu açık. Bu kumpas bir bakanın koltuğunu korumak için mi tezgahlandı yoksa işin içinde başka saray entrikaları da var mı? Bunlar da günü gelince bir bir ortaya çıkar. Amirallerin yedi sülalesini sabaha kadar araştırıp, fişleyip basına servis edenler, bir hafta boyunca amirallerin ifadesini almayı bir türlü başaramadılar. İnsanlar bir haftadır gözaltında tutuluyor. Bunun adı işkencedir. Bunun adı zulümdür. Emekli amiralleri bir gecede gözaltına aldıran savcılar, sarıklı amiralin silahlı kuvvetlerde elini kolunu sallayarak hala dolaşmasına göz yumuyorsa, bu hem haksızlığın hem adaletsizliğin daniskasıdır. Ne demiş Fatih Sultan Mehmet Han? Aklı ölür, öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. Artık yeter. Bu milletin birliğine, dirliğine, devletimizin bekasına, varlığına, kendi siyasi hesaplaşmaları, hesaplaşmalarınız veya saraydaki koltuklarınızı korumak için daha fazla kastetmeyin. Erdoğan şahsım hükümeti milletin desteğini kaybettikçe yalanı doğru gibi anlatarak milleti kutuplaştırarak popülizme sığınmış, seviyesizliği, değersizliği, lümpenliği siyasetinin merkezine yerleştirmiştir. Erdoğan şahsım hükümeti milletten kopmuştur. Türkiye'de askeri darbe dönemi bitmiştir. Şimdi sıra Mokasenli 20 Temmuz sivil darbe sürecini bitirmeye gelmiştir. İlk seçimlerde de bunu başaracağız. Milletimizin oylarıyla sivil darbe sürecini de sonlandıracağız. Milletimizin 300 yıllık medeniyet mücadelesinin rotası da pusulası da bellidir. Türkiye medeni dünyanın ve birinci sınıf demokrasiler ailesinin şerefli bir üyesi mutlaka olacaktır. Milletimiz çaresiz değildir. Çiftçimize, işçimize, işsiz kalan vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza, emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılanlara sözümüzdür. Erdoğan şahsım hükümetinin bu buhranda sizden aldığı her şeyi biz iktidara geldiğimizde sizlere geri vereceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimle taşlandırmak, bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor. Herkesin notunu veriyor. Milletimiz sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini bekliyor. Sabırsızlıkla bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Cebine, cüzdanına, işine, aşına geleceğine darbe yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecek. Bu kibirli kadroları evlerine gönderecek. Değerli basın mensupları sözlerimi tamamlarken başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının tüm milletimize hayırlar getirmesini, bu mübarek ayda oluşacak sevgi, dayanışma ve hoşgörü ikleminin ülkemizi ve tüm İslam alemini kucaklamasını diliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alabilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. <laughs> TRT Haber Belgin Aydın. Efendim koronavirüste rakamlar arttı vaka sayıları. Siz de Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan yardımcıları da geziyor illeri. Bu konuda koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir önlem alacak mısınız sizler de? İl gezilerine kısıtlama getirecek misiniz? İşte Ramazan'dan sonra gibi bir planlama düşünülüyor mu genel merkez tarafından? Teşekkürler. Bu konular üzerinde e, duruyoruz. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Halk TV tarafından yönlendirilen sorular oldu. İlk soru şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak ülkemize gelenleri gördükçe üzülüyoruz dedi. Gavur ve muhalefet kelimelerini aynı cümlede kullandı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi büyüklerimizin bir lafı var kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Arkadaşlar, Erdoğan ne düşünürse düşünsün bizim içimizden Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı çıkmaz. Emperyalizmin kılıcını Müslüman aleminin üzerine savuran çıkmaz. Bizim kılıcımız barışçıdır, bizim kılıcımız yerlidir, millidir, kuvayı milliye kılıcıdır o kılıcın milletten başka da bir sahibi yoktur. Bu ayrıştırıcı söylemler, popülizmin en vıcık vıcık örnekleridir biraz önce bahsettiğim. İnsanları kimlikleri üzerinden ayrıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Evet. Efendim Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Polis, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarının astığı 128 milyar dolar nerede afişlerini toplatıyor. Savcılık Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açıyor. Savcılık bu sorunun ile ilgisi olduğuna nasıl karar vermiş olabilir? Soruyla gündeme getirdiğiniz süreci devam ettirmek için başka planlarınız da olacak mı? Biraz önce konuşmamda söyledim. Savcılığın bu karara nasıl vardı, bu sonuca nasıl vardı? Gerçekten bizim için de son derece şaşırtıcı herhalde bu e yargıyı vesayet altına alan sarayın talimatlarıyla yapılan aslında gerekçesi de olmayan anlamlı bir gerekçesi de ol, olmayan bir girişim. Şimdi açık söyleyeyim. Bu olay anayasamızda belirtilen siyasi partilerin rolüne ve de siyasi partiler kanununda belirtilen siyasi partilerin açık propaganda yapma hakkına aykırıdır. Hukuka aykırıdır. Anayasaya aykırıdır. Bu hukuka, anayasaya aykırı girişimle müdahaleyle ilgili olarak grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir genel görüşme önergesi vermiştir. Bu önergenin bir an önce gündeme alınmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.